Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Bir Altın Rehber programıyla yine karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen önemli firmalarına konuk olduk ve çok özel röportajlar yaptık. Sizler için iş dünyasına rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle hemen başlayalım. Ekonomik gelişmeleri ve beklentileri değerlendiren Ahmet Mergen, Borsa İstanbul'un geçen haftayı Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisini bekleyerek endişe içinde geçirdiğini belirterek, 180 bin civarında beklenen veriye karşılık 151 bin kişilik istihdam verisinin açıklamasıyla cesaretlendiğini ve bu verinin ardından haftanın son gününü yükselişte tamamlayarak 76.884 puandan kapandığını hatırlattı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı yatırım ve destek hamlesinde aslan payını ulaştırma yatırımları alacak. 62 milyar TL'lik devlet yatırımlarının yaklaşık 1/3'üne ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlenecek. 62 milyar TL'lik devlet yatırımlarında Ulaştırma Bakanlığı en büyük payı gerçekleştirirken Tarım Bakanlığı ikinci sırada yer alıyor. Osmanlı kültürünü yansıtan, tam donanımlı yapısı ve fizik tedavi merkeziyle öne çıkan Armutlu'nun zengin kaplıca suyuna sahip 6. Termal Otel'deyiz. İzleyelim. Otelimiz Yalova Armutlu'da termal tesis olan sağlıklı bölgede. Şu anda burada işletmecilik yapıyoruz. Termal Otel'i yurt içi ve yurt dışından müşteriler sık ziyaret edilmekte ve sağlık turizmi olarak şu anda hizmet vermekteyiz. Otelimiz sabah kahvaltısı açık büfe, akşam yemeği açık büfe olarak veriyoruz. Hamamlarımız, havuzlarımız, termal havuzlarımız var. Aile banyolarımız var. Bunların hepsi bay bayan ayrı ayrı. İsteyen aileler kendine özel, bay bayanlara özel ayrı ayrı. İsteyen aileler de kendine özel özel aile banyolarında kullanabiliyorlar. Ayrıca dışarıda soğuk su havuzlarımız var. Bunu da bay bayan ayrı olarak onları da kullanabiliyorlar. Ayrıca detoksumuz hamamlarımız da var, masajımız var, kil banyomuz var. Yani bunlardan hepsinden faydalanabiliyorlar. Etilerin göbeğinde muhteşem eğlencesiyle öne çıkan meşkhanedeyiz. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, şu anda Meşkhane Etiler'deyiz ve yanımızda bu güzel mekanın işletmecisi ve solisti olan Doğan Güneş var. Merhabalar Doğan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi yayınlar size de, çok iyiyim, sağ olun. Sizler iyisiniz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Doğan Bey, bize birazcık mekandan bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim, yaklaşık 2 yıldır var olan bir mekan, Meşkhane Etiler. Uzun yıllar bir planımız var. Hiç günü kurtarma derdinde olmadık. O yüzden 2 yıldır istikrarlı, her şeyimiz yolunda, gayet güzel. Müşterinin memnuniyetini ön plana tuttuğumuz bir işletmedir burası. Çok da samimi bir müşteri ortamı vardır. Damsız olmayan kimseyi almıyoruz kaba tabirle. Yani hep ailedir genelde. O yüzden önce huzura önem veriyoruz müşterilerde. Böyle bir mekandır burası yani. Biz de gördük, gerçekten tam bir aile ortamı var. Gayet güzel müzikler var. Peki kimler geliyor buraya? Valla magazin dünyasından da gelen oluyor. Onlar hep bende kalsın. Söylemeyeyim, bahsetmeyeyim. Ama çok gelen giden böyle ünlü tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız olur. Pek yalnız bırakmazlar bizi, sağ olsunlar. Peki biz az önce tattık. Güzel mezelerinizden, lezzetlerinizden, birazcık da mutfağınızdan bahsedebilir misiniz bize? Mutfaktan da bahsedeyim. Şimdi tabii işletmeci olmak kolay değil ama yıllardır Etiler'de çalışmamın da deneyimleri vardı. Çok önemsediğim konudur. Yani müşteri sadece beni dinlemek amaçlı gelmesin. Geldiği zaman yediğinden, içtiğinden de mutlu olması bizim için önemli bir şeydi. Dolayısıyla aşağı yukarı 22 kişilik bir personelimiz var. Mutfak personeli, güvenlik personelleri, çok kalabalık bir çalışma bir ordusu, öyle söyleyeyim yani. Personel ordusu vardır. Dolayısıyla da çok öyle kefiliz yani. Her mezemize, içilen, yenilen, içilen her şeye. Şimdi isim vermem ama her şeyimiz markadır. Kullandığımız her şeyimiz markadır. Kırmızı etlerimiz, beyaz etlerimiz, balıklarımız, her şeyimiz tamamen sonuna kadar kefil olabileceğimiz. Yani müşterinin bütün sorumluluğu bize aittir. Hatta biz müşteriyle konuşurken de buraya girdiğiniz andan itibaren bize emanetsiniz deriz yani. Buradan çıkana kadar bizim için baş tacıdır. İyi ağırlamak boynumuzun borcudur yani müşteriyi.
Peki Doğan Bey, burada sizin gibi gene işletmecilik yapan birçok buna benzer mekanlar var. Sizi diğer mekanlardan ayıran en büyük özellikler neler sizce? Yani tabii ki benzer mekanlar var. Bütün işletmeciler, hepsi de arkadaşlarımızdır. Artık yıllardır burada solist olarak çalıştım. Eskiden patronlarımdı. Şimdi artık işletmeci abilerim, arkadaşlarım oldu. Yani ayran derken şimdi bu şeye benzer yani. Her mekan kendine göre bir çiçektir. Herkes hangi çiçeği severse onu tercih eder. Yani şimdi diğer mekanlar da iyidir. O yüzden ne kadar iyi mekan bir arada olursak bu o kadar rekabeti arttıracaktır. Müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Bu aslında müşteriye de yansımış oluyor dolayısıyla. Yani ben bütün mekan geziyorum burada. Bütün arkadaşlarım, işletmeci arkadaşlarım da buradan çıkıyorum, dolaşıyorum, ediyorum. Her biri birbirinden güzel, keyifli bir mekandır. Her yani çiçek gibidir, renk gibidir yani. Kimisi öyle sever, kimisi böyle sever. Bizim biraz daha farklı bir konseptimiz var. Onların herkesin kendi göre bir konsepti, bir tarzı var açıkçası yani. Peki Doğan Bey, daha önce senelerdir bu tarz mekanlarda solistlik yaptığınızı söylediniz. İşletmecilik anlamında size tecrübe kattığı yerler olmuştur elbet ki. Yani sıfırdan başlamış gibi olmadınız herhalde. Kesinlikle oldu. Ben zaten ilk burayı alırken, buraya işletmeye başlarken ne yapacağımı bilerek değil de ne yapmayacağımı bilerek başladım. Çünkü yıllardır Etiler'de böyle bir deneyimim oldu, senelerdir. Bir de benim müşteriyle iletişimim çok böyle uzak değilimdir yani. Hepsi de yakınımdır yani. Daha çok böyle dostlarım diyeyim ben. Müşteri değilim, çok kaba oluyor aslında. Biz hep her işten sonra, her programdan sonra muhakkak ben bir iletişim kurarım. Neyinden memnundunuz? Neyden memnun değildiniz? Hizmetten mi? Servisten mi? Lezzetten mi? İşte aldığınız, içtiğiniz içeceklerden mi? Neyden memnunuz değildiniz? Sorardım. Dolayısıyla ben ilk buraya girerken ne yapmayacağımı bilerek girdim. Çünkü onları hep sınadım. Şimdi o yüzden de mesela kolay kolay yer bulunmuyor. Yani maşallah diyeyim. Kolay kolay yer yok yani. O hep bundan aslında yani. Biliyordum ne yapacağım. Ama güzel bir enerjiniz var. Evet. Şimdi biraz sonra sahnede izleyin. O zaman enerjiyi göreceksiniz. O patlamayı, enerji patlamasını göreceksiniz mekanda yani. Müthiş bir sinerji oluşuyor içeride. Ne tarz şarkılar söylüyorsunuz? Vallahi ben çok eski müzisyenim. 26 yıldır. Yani 39 yaşındayım. Kaç yaşındasın? 39 yaşındayım. 26 yıldır sahnelerdeyim. Caddebostan Maxim'den başlayan ve Gülben Ergen'de son bulan bir müzik serüvenim vardı. Ondan sonra kendi albümlerim, kendi projelerim vardı. Çok eski müzisyenim. O yüzden benden böyle işte caz müzik ya da yabancı müzik istenmediği sürece sıkıntımız olmaz benim yani. Her tarza hitap ediyorum. Aynen, her tarz okuyorum. Pop çıkıyorum. Bakıyorum millet oynamak istiyorsa oynuyoruz. İşte ağlamak istiyorsa arabesk okuyorum. Yani çok tarz sıkıntım yok benim ya. Her tarz okuyabilirim yani. Ne güzel. Peki Doğan Bey, eminim izleyiciler de merak ediyorlardır. Bu işte işletmecilik mi daha zor, yoksa sahnede olmak mı daha zor? Şimdi her şeyi bir arada yaptığım için ikisi de zor. Şimdi sadece iyi şarkı söylemek, doğru şarkı söylemekle olmuyor. Yani bu iş bir enerjidir. Yani mutfakla, görmediğiniz mutfağın bile salonla uyumu, personelle uyumu çok önemlidir. Dolayısıyla işletmecilik daha ağırdır. Yoksa bir solistlik dediğiniz zaman gelirsiniz, sahne saatinizde çıkarsınız, programı yaparak gidersiniz. Ama ben haftada 3 gün açık olan, daha çok yani çarşamba, cuma, cumartesi yoğun olan bir dükkan için ben yarın mesela pazar olduğu halde mesela ben yarın sabah erkenden geleceğim tekrar dükkana. O yüzden işletmecilik şarkıcılıktan daha zor. Daha zor çünkü insanları mutlu etmek de ayrı bir sorumluluk. Çünkü öyle göreceli bir kavram ki yani yediğiniz lezzetle de öyle yani. Şimdi atıyorum köfteyi seversiniz ama kime göre köfte güzeldir? O çok geniş bir kavramdır yani. Onun ortalamasının çok güzel olması değil. Onun ortalamasını yakalamak zorundasınız bu işlerde. İşte o yüzden işletmecilik çok daha zor. Bence de öyle. Peki işletmecilik yaptığınız bir mekanda aynı zamanda sahneye çıktığınız zaman, sahnedeyken müşterilerle göz kontağı kurduğunuzda daha farklı bir hissiyat oluyor mu? Hani normal herhangi bir işletmecilik yapmadığınız mekanda sahne aldığınızdan farklı bir durum oluyor mu? Şimdi o deneyimle de alakalı. Ben fark etmiyor. Ben nereye gidersem gideyim. Müşteri dediğim, hangi misafirimle göz göze gelsem ben hangi şarkıyı aşağı yukarı istediğini bilirim. O bakışından, ederlisinden oynamaya mı gelmiş? Hayır, yani mesela sahnede şarkı söylerken acaba hani şu an yediklerinden de memnun mudur? Acaba hani ortamda hoşuna gitmiş midir falan diye de düşünüyor musun? Hani işletmeci mantığıyla da sahnede hareket ediyor musunuz? Aynen öyleyim. Kartal gibiyim yani. Her bir köşesini süzerim yani. Personelle iletişimi, personelle konuşmuşsa ne konuştular? Muhakkak işten sonra sorarım. Siz ne konuştunuz? Neydi? Sıkıntım vardı? Sorun mu vardı? Muhakkak o iletişimi alırım yani. Sorarım ne konuştuklarını yani. Önemli benim için. Ne güzel. Peki sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Sosyal medyada kullanıyorum. Söyleyeyim mi adreslerimi? Söyleyin. Tamam. Önce kendi şahsi adresimi söyleyeyim. DG_DoganGunes. Şahsi müzisyen kimliğimin, şarkıcı kimliğimin olduğu adres. İş yerimizin Instagram sayfası da Meskane Etiler.
Tamam, izleyicilerimiz de buradan size o şekilde ulaşabilirler o zaman. Doğan Bey, çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür. Zor bir iş. Öyle, çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bu güzel mekana uğramanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak? Şimdi de sırada İstanbul Beşiktaş'ta öne çıkan Otel Bosforo var. İzleyelim. Çok farklı konseptleriyle hizmet veren bu güzel mekanı bir de Mehmet Bey'den dinleyelim. Otelle ilgili sorularımızı size yönelteceğiz Mehmet Bey. Biraz bize otelinizden bahseder misiniz? Otelimiz Beşiktaş merkezde Türk Ali Mahallesi Nüshetiye Caddesi No 30'da bulunmaktadır. Otelimiz butik bir konsepte sahiptir. 18 odamız mevcuttur. Odalarımızın büyüklüğü 28 ve 32 metrekare arasındadır. Bütün misafirlerimizin rahat edebileceği şekilde dizayn edilmiştir. Otel konseptiyle son bir senedir hizmet vermiş bulunmaktayız. İnşallah devamını getireceğiz. Peki kaç senedir bu sektörde uğraşıyorsunuz? Turizm sektöründe son bir senedir, bir sene oldu. Otelimizin açılış tarihi itibariyle bir senelik bir oteliz. Devamında ilk oteli açtığımızda şu bulunun oturmakta olduğumuz kafe, restoran yok idi. Bunu bu sene hizmete açtık misafirlerimizin istekleri doğrultusunda. Bunu dizayn ederken sadece kendi ruhumuzdan, eşimin araba merakından yola çıkarak bu konsepti ortaya getirmiş bulunmaktayız. Misafirlerimizden de gerçekten olumlu dönüşler görüyoruz. Evet, otelde çok şık bir ortam var ve altındaki bu kafede, hemen altında bulunan kafede de çok salaş, aynı zamanda çok sanat ürününün bir araya geldiği bir mekandayız. Evet, kafede kesinlikle bir mimar dokunuşu yok. Bütün komple el yapımı, el sanatıyla ortaya çıkmış bir konsepttir. Hikayemiz Cenana'nın araba merakından ortaya çıktı. Ve bunu da sanatla nasıl birleştiririz üzerinde yoğunlaştıktan sonra bütün arabayla öne çıkmış film, hit filmlerden, arabasıyla ünlü hit filmlerden bir konsept yarattık dedik. Tavanlarımızda bütün arabanın film hikayeleri ve arabayla öne çıkmış filmlerin çizimleri mevcuttur. Ve misafirlerimiz, herkes bunu çok ilginç görüyor ve çok beğeni topluyoruz. Olumlu dönüşler oluyor bütün misafirlerimizden ve bu da bizi mutlu ediyor kesinlikle. Biraz da bize mekanın tam orta yerde yer alıyor. Yani her yere ulaşımı olan bir yer. Özellikle bu dikkatimi çekiyor. Biraz da anlatır mısınız bize bulunduğunuz konumdan? Evet, adresi söylemiştim zaten. Beşiktaş merkezde bulunmaktayız. Yakın olduğumuz Yarımada'ya çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz, Taksim'e, Nişantaşı'na, Beşiktaş Vapur İskelesi'ne yürüme mesafesindeyiz. Dolmabahçe'ye çok yakınız. 800 metre mesafe var aramızda. Ve alışveriş yapmak isteyen misafirlerimiz için gerçekten de alışveriş ve bütün alışveriş merkezlerine çok yakın bir konumda bulunmaktayız. Ve bunu bütün misafirlerimiz, gelen misafirlerimiz bunu bize söylüyor. Ve geri dönüşleri de bu yüzden çok oluyor misafirlerimize. Peki son olarak sizi diğer otellerden ve restoranlardan ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? En önemli özelliğimiz birinci neden çok merkezi bir lokasyonda bulunmaktayız. Bunun yanı sıra müşteri misafirlerimizle gerçekten birebir diyalogumuz çok çok iyi. Her konuda misafirlerimize yardımcı oluyoruz ve bu konuda da iddialıyız. Gelen misafirlerimiz bizi bu yüzden birinci tercih sebebi oluyor. Bunu devam ettirmekte kararlıyız ve iyi bir hizmet için biz her zaman burada olmak istiyoruz ve burada olacağız. Evet sevgili izleyiciler, bugün Beşiktaş'taki Bosforo Otel ve Soul to Soul kafesine konuk olduk. Kendinizi çok farklı bir konsepte hissetmek, Avrupa'yı bir havayı yaşamak ve kendi evinizdeki sıcaklığı bulmak için yolunuz düşse de düşmese de sizi bu mekana davet ediyoruz, bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. 96 senesinde kurulmuş bir restorantız. Kökenimiz zaten balıkçıdır. Amatör bu işleri yaparken zamanında niye restoranta dökülmeyelim, niye bu işe restoran kısmına geçmeyip deyip Erol Balık 96 senesinde kurulmuştur.
Girişte görmüş olduğunuz gibi yeşil salatamız, evet. Batlı ezmesi favamız, patlıcan hersemiz, palamut marine edilmiş şeklinde, ahtapot salatamız, balık salatamız, nar salatası, portakallı kereviz, mercan kavurma. Çok ilginçtir o da. Deniz ürünleri salatası mesela, bu da çok çeşitlidir. İçinde karidesi, sübyesini, ahtapotunu ve midyesini barındıran bir üründür. Çok lezzetlidir, tavsiye edilir özellikle. Deniz mahsulleri böreği var ara sıcak kısmında. Karides güveçimiz var. Levrek simitimiz var. Patlıcan yatağında dediğimiz susamlı kendiliğinden çok iyidir. Palamut torikten yapılmış olan lakerdamız. Çok iyi sebzeli semizotumuz. Biber boranimiz. Bu şekilde sütlü patlıcanımız hatta. Çeşitli bol mezelerimiz vardır. Değil mi? Zaten bizim kalemizdir o. Kalamar vazgeçilmezimizdir yani. Ahtapotla kalamarla beraber. İstanbul'da çok özel bir restoranta konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Levent'te devam ediyor. Ve şimdi restoran sektörüne yönelik hizmet veren bir dünya markasına, O'Leary Sports Restoran'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın Türkiye distribütörü ve aynı zamanda marka danışmanı Sayın İzzet Günaydın ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi çok keyifli bir mekan. Birazdan sevgili izleyiciler tüm o görüntüleri, o keyifli görüntüleri izleyecekler. Levent'in ortasında mini golf yapabilecekleri tek mekan burası. Tabii ki birçok farklı faaliyet alanlarımız var. Bunlarla ilgili bilgiyi alacağız ama O'Leary's markası bir aşktan doğdu. Doğrudur. Nasıl oluştu, nasıl gelişti ve siz nasıl karar verdiniz Türkiye'ye getirmeye? Teşekkür ederim. O'Leary's, sizin de bahsettiğiniz gibi, Boston'da bir aşk hikayesi üzerine kurulu bir hikayeyle başlıyor. O hikayenin kahramanları Boston'da tanışıyor. İsveçli bir beyefendi, Boston'da yaşayan İrlanda kökenli bir Anne O'Leary'ye O'Leary'ye aşık olarak başlıyor. Ve bu hikayeyi, orada başladıkları bu aşk hikayesi kendi ülkesinde devam ettirmek istiyor, evleniyorlar. Ve orada da aynı restoran sektöründe çalıştıkları için bunu İsveç'e taşımak istiyorlar. Göteborg'da 1988 yılında da kendi ülkelerinde kuruyorlar. Ve şu an 13 ülkede 140 şubeye sahip bir O'Leary's spor restoranı zinciri oluyor. Ve O'Leary's'in bütün konsepti tamamen spor üzerine, tamamen insanların eğlencesi üzerine kurulmuş bir restoran zinciri. Ve burada değişik spor aktivitelerini yapabildikleri, sizin de bahsettiğiniz gibi mini golf oynayabildikleri, evet, ayak bilardosu oynayabildikleri, masa futbolu dediğimiz, langırt dediğimiz oyunu oynayabildikleri, araba yarışlarının olduğu, dartın olduğu, pinpon masalarının olduğu bir konseptimiz var. Bahsettiğiniz gibi Levent'te de yaklaşık 1600 metrekare bir alandayız. Binaların arasındayız, gökdelenlerin arasındayız ama bu aktivitelerin hepsini burada yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra tamamen Amerikan ve Meksikan mutfağı dediğimiz mutfağa da sahip bir menümüz var. Ve bu menülerimizi burada ilk önce Ataşehir'de açtığımız şubeyle, devamında burada Özdilek'te açtığımız ikinci bir şubeyle insanlara sunduk. Ve Türk insanının hem yemek hem sporu da sevdiğini bildiğimiz için bu Türk insana uyan bir restoran konsepti olduğunu inandık ve Türkiye'ye getirdik. Tabii ki hikayesi bunun bizim için de bir uzun. 93 yılında ben İskandinavya'ya yaşamaya gittim 18 yaşındayken. Süreç içerisinde ticaret hayatına atıldım orada. O'Leary's'de Robert Scoffi'nin aracılığıyla aslında tanıştım. Çünkü ben Türkiye'de Robert Scoffi'nin operasyonlarını da yönetiyorum. Burada beraber İsveç'te Robert Scoffi operasyonu yönetirken tanıştık kendileriyle. Bu zincirin Türkiye'ye uyabileceğini düşündüğüm için buraya getirdi. Bu ikinci şubemiz ve çok büyük alandayız. Yaklaşık 50'ye yakın ekranlarımız var, büyük perdelerimiz var. Aynı anda 8 tane ayrı maçı canlı yayınlayabiliyoruz. Türkiye'de legal olarak yayınlanan bütün platformlarda bütün takımların maçlarını, milli maçların her şeyini burada misafirlerimize gösterebiliyoruz. Onun yanı sıra geniş bir Meksikan mutfağına sahibiz. Güzel hamburgerlerimiz, tavuk kanatlarımız, güzel pizzalarımız ve biftek
Evet, bifteklerimiz mevcut. Evet, özellikle bizim Türklerimiz biliyorsunuz boğazına düşkün, o anlamda da damak tadına düşkün ve gerçekten lezzeti bilen insanlar. O anlamda da O'Leary's Sport Restaurant da damak tadına hitap eden, aslında her damak tadına hitap edebilen bir menüye sahip. Tabii, öyle değil mi? Tabii, yerel lezzetleri de ekledik biz o menümüze. Biz Türk insanına işin doğrusu damak tadını düşkün diyelim onu biz. Çünkü gerçekten çok iyi mutfağımız var. Gerçekten yemeği iyi bilen insanlarımız var. Ve yemek yerken zevk alıp yemek yiyen insanlarız biz. Devamında da sporu da seven insanlarız ve özellikle Türkiye'de o büyük takımların taraftarların birbiriyle mücadele ettiği, birbirleriyle kıyasıya centilmence mücadele ettiği bir ülkeyiz. Diğer takımlar da tabii ki bunun yanında var ama hani hem milli maç takımlarımız, milli maçlarda kendi kulüp takımlarının maçlarında inanılmaz şekilde O'Leary's'i tercih ediyorlar. Çünkü burada dediğimiz gibi geniş alanlarda hem aktivite yapabiliyorlar hem maç seyredebiliyorlar. Aynı zamanda aileleriyle, arkadaşlarıyla yemek yiyebiliyorlar. Şirket toplantılarını, şirket aktivitelerini, doğum günlerini, bekarlığa veda akşamlarını burada yapıyorlar. Ve bu konuda da gerçekten O'Leary's'in bir Türkiye'de, özellikle İstanbul'da çok büyük bir boşluğu doldurduğuna inanıyoruz. Tabii süreç içerisinde bu şubeleşmeler devam edecek. Şu an için iki şubemiz var. Bir tanesi karşıda Ataşehir'de Bulvar 216 AVM'de. Burada da Özdilek Park AVM'deyiz. Dediğiniz gibi içeri girdiğinizde fark etmiyorsunuz ama gerçekten de gökdelenlerin arasında, inşaatların arasında böyle bir, ben vaha diyorum buraya çünkü evet, çok yeşillik, yeşil alanlarımız, doğal ağaçlarımız, hepsinin arasında güzel bir restoran inşa ettik aslında ve çok mutluyuz. Şöyle de diyebiliriz, çöl ortasında bir serap gibi ama sadece yaşamasını bilenlere. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz burada tabii ki Serap Hanım kendisine de bir pay çıkardı. Ama gerçekten öyle. Çok keyifli bir mekan. Doğrudur. Ve yaşanılabilir bir mekan. Tüm lezzetlerimizle birlikte, aynı zamanda konseptiyle birlikte, evet, şu anda Türkiye'de ilk ve tek zannediyorum, değil mi? Bu kadar, evet. Bu komplekse ait tek restoran. Tabii biz burada insanların ikinci oturma odası olarak hayal ettik kendimizi. Ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Çünkü insanların oturma odası keyfinde bir restoran sunuyoruz kendilerine. Masa örtülerimizden tutun, rahat oturumlarına tutun, geniş oturumlarından tutun, bol ekranlar. Yani sanki evinizde sofranızda oturmuş, ayaklarınızı uzatmış maç seyrediyorsunuz. Ve gerçekten de kendinizi ses sistemi, görüntü sistemiyle stadyumda hissedebileceğiniz bir restoran yarattık. Ve bunu da Türk insanı çok kısa sürede kabul etti ve bundan çok mutluyuz. Tabii ki dediğimiz şekilde bu ikinci şubemiz, üçüncü, dördüncü, beşinci ve diğer şubeler kısa zamanda gelecektir. İnşallah. Biz buradan tabii ki müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerden böyle bir ileride yatırımı yapmaya karar verdik ve bundan da geri dönmeyeceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten de çok güzel. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Öncelikle tabii ki çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Ayrıca son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen TV8 izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Spor centilmen işidir diyelim. Her zaman centilmen olalım. Hele hele bu dönemde rakip takımların bu deplasman yasağının kalktığı dönemde umarım bu yasağı delecek, sona erdirecek bir aktiviteye, davranışta bulunmayız. Herkesi bizim burada kabul ettiğimiz gibi hiçbir takım taraftarını ayırt etmeksizin ağırlamak istiyoruz. Herkesin centilmence iyi bir spor sezonu geçirmesini diliyorum. Çok teşekkürler, tekrar sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım hangi sektördeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz ve biz de sektörün nabzını Levent'te tutmaya devam ediyoruz. Şimdilik durağımız ise gurme kahvecisi, kafecilik ve birçok farklı alanda hizmet veren Roberts Cafe'ye konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin genel müdürü Sayın İzzet Günaydın, operasyon müdürümüz Ömür Bey ve yanımızda konsept direktörümüz Sevim Hanım var. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
bulduk. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii izin verirseniz öncelikle konseptiyle ilgili tabii ki birçok bilgiyi sizden alacağız. Franchise ile ilgili bilgileri sizden alacağız ama kuruluşuyla ilgili ve hikayesiyle ilgili sizden alalım lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz gurme kahve dükkanıyız. Robert's Coffee İskandinav markası. Finlandiya'dan 1800'lü yılların sonlarına doğru ailenin kurduğu bir kahve kavurma şirketi olarak başlıyor. Günümüze kadar da yaklaşık 8. nesildir bu işi devam ettiriyorlar. Yani aile şirketi, ailenin sahip olduğu bir kahve zinciri. Çok büyük bir kahve kavurma tarihine sahip bir marka Robert's Coffee. İskandinavya'da ve Rusya'da büyük kavurma tesisleri olan bir şirket. Bunların da tabii bilgi ve becerisiyle biz Türkiye'de biraz bu işi yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de de kendi kavurma tesisimiz, kendi kahvemizi kendimiz kavururuz. Benim oradaki serüvenimin etkisiyle olan bir kavurma şeyimiz var bizim de, nasıl söyleyeyim size, geçmişimiz var. Yıllarca ben Finlandiya'da yaşadım. 93'ten 2007 yıllarının sonuna kadar Finlandiya'da bir fiil yaşadım ve bu markayı orada tanıdım. Akabinde de Türkiye'de kahve kültürü olan, kahve geçmişi olan bir kültür olduğumuz için, ülke olduğumuz için burada bu işin, bu kahvenin serüveni devam etmeye çalıştım. Bu kahvelerimiz dışarıdan geliyor, yurt dışından ve burada işleniyor. Öyle değil mi? Doğrudur. Şimdi Robert's Coffee'nin özelliği gurme kahve olması. Yani kahveyi küçük gruplar halinde, azar kilolar şeklinde kavurmasından geliyor. Tabii ki kavurma metodu ve o reçetesi, yani oradaki karışımı çok önemli. Yıllarca tabii orada bulunmanın, oradaki yıllarda bunu öğrenmenin verdiği güvenle, verdiği know-how'la burada biz kendi kahvemizi taze olarak kendimiz kavururuz. Yani çiğ kahveyi alıyoruz, ithal ediyoruz ve Türkiye'de onu kavurup paketleyip bir şubelerimize dağıtıyoruz. Evet, aslında lezzetin sırrı kavurma da. Öyle değil mi? Karışım ve kavurma metodunda tabii. Aynen dediğiniz gibi. Zaten güzel, iyi kahvenin yaptığı yolculuk da buradan belli olur. Çünkü hiçbir zaman kötü ürün yoktur. Biz şuna inanırız. Kötü yolculuk yapmış bir ürün vardır. Kahve eğer iyi yolculuk yapıyorsa biz inanıyoruz sonucu iyi oluyor. Bizim kahvemizin iyi yolculuk yaptığına, yolculuk boyunca tamamen bizim kontrolümüzde olduğu için biz kahvemizin iyi yolculuk yaptığına inanıyoruz. O yüzden müşterilerimizden de gelen bütün geri dönüşler kahve konusunda hiç de yanılmadığımızı gösteriyor. Şimdi franchising tabii ki veriyoruz tüm Türkiye'de ama aradığımız kriterler neler? Öncelikli olarak bu işi yatırımcılarımızla konuşmaya başladığımızda hobi olarak görmemeleri gerektiğini, işe sahip çıkacaklar ise ilerlememiz gerektiğini özellikle belirtiyoruz. Çünkü bu iş gerçekten dışarıdan çok keyifli gözükse de emek istiyor, gönülden yapmak gerektiriyor. Sevgi istiyor. Kesinlikle sevgi istiyor. Yatırımcımız eğer birebir işin başında duracaksa, bu işi hobi olarak görmeyecekse daha sonraki kadememiz lokasyon. Lokasyonlarımızda da doğru yerlerde olması durumunda ilerliyoruz. Bu şekilde. Evet. Tabii burada franchising verildikten sonraki kısımda da yine siz işin başında oluyorsunuz. Öyle değil mi? Tüm eğitimlerle ilgili de yine siz söz sahibisiniz. Doğrudur. Kendi bünyemizdeki mimari grubumuzla anahtar teslim proje yapıyoruz. Onun dışındaki tüm personeli, yani mutfağından barına kadar, yönetici arkadaşlara kadar tüm ekibi biz buluyoruz, eğitimlerini veriyoruz ve hazır bir ekibi mağazamız açıldığında teslim ediyoruz. İşletme sahibi de sadece mağazayı işletmekle yükümlü oluyor. Konseptimiz, menümüz, her şeyimiz hazır. Geriye bir tek mağazasına sahip çıkmak kalıyor. Tabii ki kahvemiz, en iyi kahveler burada. Ama aynı zamanda çok güzel lezzetlerimiz de var. Öyle değil mi? Biraz bunlardan bahsedelim sevgili izleyicilerimize. Marka Türkiye'ye ilk geldiği zaman öncelikle kendi şubeler üzerinde ağırlık vermeye başlamıştı. Sonrasında dolayısıyla menüsü de tamamen kendine özgüydü ama
zincirimiz büyüdükçe talepler doğrultusunda biz menümüzü de mümkün olduğu kadar geniş tutmaya başladık. Öncelikle içecek ağırlıklı olan menüyü yemek ağırlıklı hale de getirdik. Çünkü bu şekilde de çok fazla talep gelmeye başladı. Bu talebe de karşılık vermek zorundaydık. Şu anda da yani makarnadan tutun burgere kadar oldukça geniş bir yemek yelpazesine sahip. Bunlar da yine bütün reçeteleri yine kendimize ait. Bunların da eğitimlerini yine bünyemizde bulunan aşçılarımız tarafından bayi personellerine veriyoruz. Yani her türlü talebe açığız. Kendimizi geliştirmek için de bize gelen her türlü talebi değerlendirmeye çalışıyoruz. Aslında tüm lezzetlerimiz burada Türk insanınız biliyorsunuz damak tadı çok geniş ve çok önemli bir yer tutuyor. O anlamda da onların damak tadına uygun lezzetleri burada bulmaları mümkün. Öyle değil mi? Aynen öyle. Türk mutfağı çok geniş biliyorsunuz. Çok fazla kültüre ev sahipliği yapıyoruz. Müşteri kitlemiz de değişkenlik gösterebildiği için çünkü Türkiye'nin birçok doğuda dahil olmak üzere birçok ilinde şubemiz mevcut, bayimiz mevcut. Her yöreye uygun damak lezzetlerini sunmaya çalışıyoruz, açık olmaya çalışıyoruz ve bunu da başardığımıza inanıyoruz. Çünkü geri dönüşlerimiz maşallah diyeyim gerçekten çok güzel. Evet sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla devam ediyor ama hangi sektörde, hangi firmada buyurun birlikte izleyelim. İstanbul'da çok özel hizmetleriyle öne çıkan Green Paradise organizasyona konuk olduk. İzliyoruz. Bugün İstanbul'un ortasında adı gibi bir mekandayız. Yeşil Cennet. Ve şu an yanımızda Yeşil Cennet'in kurucusu Hüseyin Bey var. Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bize Yeşil Cennet hakkında bilgilendirir misiniz? Yeşil Cennet'i aslında bilgilendirmek yetmez. Yeşil Cennet'i yaşamak lazım. Yeşil Cennet başta 500 kişilik kapalı alanı, 1500 kişiye kadar açık alanı, kır düğünü alanı, 5000 kişiye kadar da normal ailelerin gelip piknik yapabileceği bir alandan oluşuyor. Alanımızda gerçekten inanılmaz derecede bir yoğunlukta yeşillik var. Evet, İstanbul'un ortasındayız çünkü Anadolu yakasında 8 tane ilçenin tam ortasındayız. Yani Pendik'ten, Kartal'dan, Maltepe'den, Ataşehir'den, Kadıköy'den, Sancaktepe'den ve Samandıra'dan her ilçemizden 10 dakikada buraya bir ulaşım sağlıyoruz. Trafik sorunu yok. Alanımızda gelen konuklarımızla ilgili yaşam alanlarında elektrik kesintisi kesinlikle yaşanması mümkün değil. Onun hazırlıkları yapılmış. Su kesintisi kesinlikle böyle bir sorun yok. Her gün günübirlik iki kişi temizlik yapıyor alanımızda. Temizliğe çok önem veriyoruz. İnsanların bizi tercih etmesini istiyoruz. İnsanların yaşam alanında, yaşamlarında, gençlerin özellikle buraya gelip düğün yapmalarını istiyoruz. Neden düğün yapmalarını istiyoruz? Düğün bir kere yapılır, düğün Yeşil Cennet'te yapılır. Ama Yeşil Cennet'teki düğünü yaşamak lazım. Gençlere buradan ben rica ediyorum özellikle. Burada düğün yapmaları şart değil ama mutlaka Yeşil Cennet'i görmeleri şart. Gelip burayı bir görsünler, buradan bizi dinlesinler, bizi anlasınlar, buradaki yaşamı görsünler. Kır düğünü nasıl yapılır? Biz onlara bunu sunacağız. Biz de evlilik hazırlığı yapan çiftleri muhakkak Yeşil Cennet'te bekliyoruz. Hüseyin Bey, müşterileriniz neden sizi tercih ediyorlar? Müşterilerimiz bizi neden tercih etmeli? Çok önemli bir konu bu. Müşterilerimiz kesinlikle bizi uygun fiyatlarımızla tercih etmeli. Çok zengin menülerimizle tercih etmeli. Temiz alanlarımızla tercih etmeli. Toplum olarak dışarıdan belki mekanımızın girişinde çevrili bir alandayız. Dışarıda girişte şelalelerimiz var. Sanki dostlarımız zannediyor ki içerisi çok işte pahalıdır gibi. Mutlaka içeri girsinler, alanlarımızı görsünler, bizim menülerimizi görsünler, mutlaka fiyatlarımızı alsınlar. 50 kişiden 1500 kişiye kadar hizmet verdiğimiz bir tesislerimizde fiyatlarımızı her kesime sunabiliyoruz. Asla fiyatlı diye düşünmesinler. Çok uygun fiyatlarla da biz burada inanılmaz düğünler yapıyoruz ve yaşamın en önemli anını burada pekiştiriyoruz. Alican Bey, mekanınızda kaç kişiye hizmet veriyorsunuz? Kapalı salonumuzda 500 kişiye kadar hizmet veriyoruz. Kır düğün alanımızda 1500 kişiye kadar düğünlerimiz oluyor.
Minimum olarak 100 kişiden başlıyoruz kapalı salonda. Kırdünan'da minimum olarak 100 kişiden alıyoruz. Verdiğiniz hizmetler, düğünler, yemekli, yemeksiz. Biraz bilgi verir misiniz? Standart menülerimiz var, yemekli, yemeksiz. Kırdüğün alanında farklı fiyatlarımız vardır. Kapalı salonlarda farklı fiyatlarımız var. Bununla ilgili olarak yaptığımız fiyatlarda kişi sayısı da önemlidir. Kişi sayısına göre değişiyor. Alican Bey, organizasyonlarınız hakkında kısaca bir bilgi alalım. Tabii. Sünnet düğünü organizasyonlarımız oluyor, kına gecesi organizasyonlarımız oluyor, kır düğünü organizasyonlarımız oluyor, piknik alanı organizasyonlarımız oluyor, dernek yemeklerimiz oluyor. Alanımız büyük olduğu için müşterinin talebine göre her türlü aktiviteyi yapabilecek donanımlara sahip olduğumuzdan dolayı her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz, hizmette vermekteyiz. İnsanlar neden kır düğünü tercih etmeliler? İnsanlar kır düğünü tercih etmelerinin en büyük sebebi, İstanbul'da şehirleşmiş bir merkezde yaşamalarına rağmen kapalı salonlar artık her yerde düğün salonu olduğu için insanlar bu durumdan bıkmıştır. Bundan dolayı kır düğün alanımız İstanbul'un merkezinde olup herkese faaliyet vermekteyiz. Havamız bir kere ferah olduğu için hem yaz hem kış burada nem yok, insanlar terlemiyor, rahat rahat ferah ferah düğünlerini yapıyor, eğleniyorlar. Bununla ilgili en çok tercih edilenler nedenlerden biri de açık hava olmasıdır. Burada sizin gördüğüm kadarıyla mekanınızda yan tarafta kapalı salonunuz da var. Yani herhangi bir açık organizasyonda, açık havada yapılan organizasyonda herhangi bir hava muhalefeti vesaire olduğu zaman sanırım hemen kapalı mekana da geçiş sağlayabiliyorsunuz. Evet, şöyle yapıyoruz. Kır düğün alanını verdiğimiz zaman düğün sahiplerine, düğün sahiplerine anlaşmamız oluyor bizim. Herhangi bir yağmur vesaire bir aksilikten dolayı hemen içeri salonumuz var, 500 kişilik. Oraya direkt alabiliyoruz. Müşterileriniz neden sizi tercih ediyorlar? Müşterilerimizin bizi tercih etmeliklerinin en büyük sebebi ilk önce insanlara çok yakınız. İstanbul gibi bir şehirde Maltepe'ye 10 dakika, Kartal'a 10 dakika, Pendik'e 20 dakikalık bir mesafe içerisindeyiz. Bundan dolayı bizi tercih ediyorlar. Güven sağlıyoruz. Yaptığımız düğünlerin hepsinde kendi düğünümüz gibi görüyoruz. Bundan dolayı güven sağladığımız için bizi tercih ediyorlar. İstanbul Beşiktaş'ta dikkatleri üzerine çeken seçkin bir balık restoranındayız. İzliyoruz. Altın Rehber'de bu haftaki durağımız Balıkça Balık'tayız ve yanımda Balıkça Balık'ın ortaklarından Yurdar Bey var. Yurdar Bey merhabalar. Merhabalar. Burada daha çok müşterilerin tercih ettiği balık çeşitleri var mıdır? Ya da sizin özel bir çeşidiniz var mıdır? Özel çeşidimiz yok. Yani bütün balıkları bulundurmaya çalışıyorum mevsimine göre. Ama en önemlisi tazeliğine dikkat ediyorum. Balıklarınızı nereden alıyorsunuz diye böyle ayrıntı bir soru sorabilir miyim? Kumkapı'dan geliyordu. Şimdi hal değişti. Yine halden geliyor. Yani burada balık pazarından eksiklerimi tamamlıyorum. Bak yanımızda balık pazarı var. Şurada. Eksik olursa günübirlik oradan alıyorum. Ama kesinlikle halden her gün geliyor balığımız. Balıklar hep taze oluyor. Kesinlikle. Müşteri memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz Yurdar Bey? Ya müşteri memnuniyeti ekip iyi olursa, yani personeli iyi seçerseniz, ekibi bir aile şeyine getirirseniz o da müşteriye yansıyor. Müşterinin hoşuna gidecek. Yani tad alabileceği balığı verirsen o bir daha dönüşüm oluyor. Lezzetli, eğlenceli. Bursa'nın en gözde semti Bademli'de şehrin gürültüsünden uzak Taraça Lezzet Kulübü'ndeyiz. İzliyoruz. Atatürk Kent Ormanı'nda başladık. Orada 2 yıl bir geçmişimiz oldu. Daha sonra bir takım nedenlerden dolayı diyelim burayı bulduk. Burası da yine ajans yıllarımdan bir müşterimizin mekanıydı. Kiraladık, dekorasyonunu yaptık. Yaklaşık işte 1,5 yıl, Nisan ayında 2 yılımızı dolduracağız. O günden beri, o yıldan beri diyelim, 2015 Nisan'dan beri işletiyoruz. Bu yaz ağırlıklı olarak bahçeyi organizasyonlara açtık. Düğün, yani özel etkinlikler, tematik etkinlikler yapıyoruz. Aslında butik hizmet veriyoruz. Kişiye evet, özel değil mi? Evet, kişiye özel çünkü bizim bir paketimiz yok. Siz geliyorsunuz, ben bugün evlilik yıl dönümümü kutlamak istiyorum. Neler yaparız birlikte diye.
başlıyoruz. Ama hafta içi onun dışında alakart Türk mutfağının özgün lezzetlerini sunuyoruz. İki alanımız var, işte yazlık ve kışlık olmak üzere. Kışın ağırlıklı olarak hafta içi lezzet sunuyoruz. Hafta sonunda lezzetin üstüne bir de eğlence ekliyoruz. Nedir bu eğlencemiz? Cuma akşamları Türk müziği ve Türk mutfağı fixliyoruz. Ama eğlence sınırsız. Rakamlar fix. Cumartesi de Grek müzikle Grek mutfağının lezzetlerini sunuyoruz. Yine eğlence sınırsız. Daha doğrusu belli saatlerimiz var ama bazen o saatleri müşterinin moduna bırakıyoruz. Ekibimiz Çeşme'de çok özel bir otel olan White Dahya Oteli ziyaret etti. İzleyelim. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz Özgür Bey? Merhabalar, Özgür Yatanlar. Dahya Turizm ve Organizasyon Şirketi adı altında 2007 yılında Boyalık'ta hizmete girdik. 6 yıl Boyalık'ta, son 2 yıldır da Ilıca'da hizmet vermekteyiz. Hikayemiz bu şekilde büyümeye devam ediyor. Harika. Rüya Hanım, biraz da siz bahseder misiniz kendinizden? Tabii. Biz Özgür'le 8 yıldır kardeş olarak, 6 yıl tam kardeş, son 2 yılda tam ortak olarak çalışmaktayız, beraberiz. Özgür Otel'in her zaman için beyni, ben de otelin her zaman için duygularıyım. Bu şekilde bir ortaklığımız var. Böyle devam ediyoruz. Harikasınız. Konseptiniz beni oldukça büyüledi. İzleyicilerimiz de merak ediyorlardır umarım. Ambiyanstan anlaşıldığı üzere. Biraz bahsedebilir misiniz konseptten? Biz 7 odalı butik bir oteliz. Odalarımız 1+1 şeklinde. Apart otel olarak hizmet veriyoruz. Odalarda mutfak mevcut, yatak odası ve salon kısmı. Geniş bir odaya sahibiz. Ailelerin huzurlu ve konforlu bir tatil geçirmesini öngörüyoruz. Peki ortaklığınızı nasıl tanımlıyorsunuz Rüya Hanım? Dediğim gibi Özgür her zaman beyin, ben her zaman hislerim otel için. Bizim otelimiz tamamen bir hikayeye dayanan bir otel aslında. Biz 7 odayız ve 7 odanın isimleri de ölümsüz aşkların, o aşıkların isimleri. Üst tarafta Nazım Piraye ve Romeo Juliet var. Aşağıya doğru da Zeus Hera, Leyla Mecnun, Frida Diego, Aslı Kerem, Ferhat Şirin öyle devam ediyor. Bizim otelimizin adının da bir hikayeden gelmesi, bizim öğretmenimiz Yıldız Hanım. Kendisi şahsen benim annem oluyor. Yıldız Hanım bizi bugünlere çalıştırdı, getirdi. Bir otel emanet etti. Yıldız Hanım'ın da bu otel çiçeği gözdesi olduğu için White Dahlia, Dahlia yıldız çiçeği demek. Yani bizim her şeyimiz bir hikayeye dayanıyor sonuç olarak. O yüzden de hikayemiz, konseptimiz, her şeyimiz aslında aileye ve birbirine bağlılığa dayanıyor. Çok güzel. Hikayeye dayanan her şey samimidir, gerçekçidir, güzeldir. Bize gerçekten güzel şeyler hissettirir. O anlamda tebrik ediyorum sizi. Aşkla çalışmışsınız, aşkla başarmışsınız. Sizi de çok tebrik ediyorum Rüya Hanım. Bunun dışında ayrıcalıklarınız nelerdir? Sizi diğer firmalardan ayıran, öne çıkartan, tabii ki hikayeniz sizin için başlı başına bir ayrıcalık. Farklı olarak neler söylemek istersiniz? Biz zaten organizasyon firmasının alt bünyesi olduğumuz için Özgür'ün de dediği gibi biz her zaman her şeye hazırız. Yani biz otel olarak hem güler yüzle her sabah uyanmaya hem de güler yüzle her gece uyumaya hazırız. Yani biz aslında burada bizim eviniz sizin eviniz diyoruz. Kendi evine gelmek isteyen bütün misafirlerimizi de bekliyoruz. Çok güzel. Peki lokasyon hakkında izleyicilerimize bir duyar mı isterdiniz? Otelimiz Ilıca plajına 50 metre mesafede, Alaçatı'ya 1,5 kilometre, Çeşme merkeze 3 kilometre mesafede. Tam merkezi bir konumda yer alıyoruz. Her zaman istediği gibi istediği yere ulaşabiliyorlar. Hem merkeze hem plaja, süpermarket gibi yerlere yakın bir mesafedeyiz. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı yani? Biz ailelere dediğim gibi hitap ediyoruz daha çok. Alaçatı merkeze gitmek isteyen çiftlerimiz de oluyor tabii ama daha çok çocuklu ailelere hizmet ediyoruz. Bunun da en büyük altında yatan nedenin biz de aile olarak çalışıyoruz. Gerek resepsiyon, gerek servis, gerek mutfak, hepsi bizim ailemizden, kendimizden.
Onunla, yani misafirlerimizi de artık biz ailemizi sayıyoruz zaten. O yüzden herkese bekliyoruz. Peki hizmetlerinizden bahsetmedik. Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Öğle kahvaltı var mı? Ne şekilde hizmetler sunuyorsunuz? Tabii. Yani biz zaten oda kahvaltı konseptinde çalışıyoruz ama biz öyle 8'de 10 arası kahvaltı veren bir otel değil. Sabah 8'den öğlen 1'e kadar kahvaltı veren bir oteliz. İspanyollar için. Evet. Hem onun için hem de bütün gün kendi restoranımız açık. Kendi özel ev yemeklerimizi yapıyoruz her gün. Günlük menüler çıkarıyoruz. Alakart, işte çocuklar için hamburger, cheeseburger, sınırsız servisimiz de var aynı zamanda. Yani özel, spesiyel menümüz var. Ondan da biraz bahsedelim. Var tabii. Yani işte dediğim gibi her gün zeytinyağlı, pilav, hani yanında bir adet meşrubat da beraber veriyoruz. Onun dışında Özgür Bey'in çok fazla ev sahipliği yaptı. Çok büyük organizasyonlar oluyor. Çünkü terasımız ve manzaramız güzel olduğu için çok fazla aile yemekleri veriyoruz burada. Menüler çıkarıyoruz. Alakart, işte çocuklar için hamburger, cheeseburger, sınırsız servisimiz de var aynı zamanda. Yani özel, spesiyel menümüz var. Ondan da biraz bahsedelim. Var tabii. Yani işte dediğim gibi her gün zeytinyağlı, pilav, hani yanında bir adet meşrubat da beraber veriyoruz. Onun dışında Özgür Bey'in çok fazla ev sahipliği yaptı. Çok büyük organizasyonlar oluyor. Çünkü terasımız ve manzaramız güzel olduğu için çok fazla aile yemekleri veriyoruz burada. Saç ekimi, estetik ve plastik cerrahi, ameliyatsız uygulamalar ve diğer konular hakkında özel bir röportajımız var. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımıza tüm hızıyla Etiler'de devam ediyoruz ve saç ekimi ve uygulamalarına dair tüm bilgileri almak üzere Hospital Este'ye konuk oluyoruz. Yanımızda saç ekim direktörlerimiz Sayın Faruk Yılmaz ve Berkay Tulpar ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz hastaneye. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi tabii ki öncelikle hastanemizi biraz tanıyarak başlayalım. Sonrasında uygulamalara geleceğiz. Buyurun lütfen. Hospital Este bir saç ekimi ve plastik cerrahi merkezidir. Burada tüm plastik cerrahi ameliyatları ve saç ekimi, bunun yanında kaş ekimi ve sakal ekimi uzman kadromuzla güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Evet, şimdi gelelim uygulamalara izin verirseniz. Ama tabii ki uygulamalardan bahsedeceğiz ama öncelikle saç ekimi nedir? Biraz bilgi alalım sizden. Saç ekimi kişilerin ense bölgesinden, yani donör bölge dediğimiz alandan alınan, dökülmemeye kodlanmış saçların açık olan alana nakledilmesi işlemidir. Saç ekimi yaparken bizi diğerlerinden ayıran özellik olarak biz işlemlerimizi anestezi uzmanı eşliğinde ağrı algısını ortadan kaldırarak tamamen ağrısız, acısız bir şekilde güvenli hastane ortamımızda yapmaktayız. Evet, aslında en çok korkulan da bu zannediyorum, değil mi? Kesinlikle. Ağrı ve acıdan insanlar çok korkuyorlar. O yüzden biz de onların daha konforlu bir şekilde, daha acısız bir şekilde en iyi doğal sonuca ulaşmaları için böyle bir kendi içimizde geliştirdiğimiz tekniklerimiz var. Evet. Bunlarla birlikte çok daha iyi hizmet veriyoruz hastanemizde. Evet, şu anda özellikle hastanemizde çok yeni uygulanan bir sistem var. Bu sistem nedir? Biraz bundan bahsedebiliriz. Saç ekimi için şöyle bir sistem geliştirdik. Yani yaklaşık biz 10 yıl üstünde bu işle uğraşıyoruz. Bizi diğerlerinden ayıracak bir şeylerin olması gerektiğine inanıyoruz. Yani hemen hemen bu sektörü öncülük eden kişileriz. Onun dışında kök hücre tedavisiyle saç ekimi işlemi yapmaktayız hastanemizde. Ve bununla ilgili çok iyi sonuçlar alıyoruz. Yani %95 üzerinde başarı oranımız var. Ve daha da geliştirerek buna devam edeceğiz. Yani saç ekimin yanı sıra birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yani sakal ekimi ve kaş ekiminde özellikle tekrardan Türkiye'de bu işe çok öncülük ediyoruz. Yani sakal ekiminde çok doğal sonuçlarımız mevcut. Doğallık bizim için olmazsa olmazdır saç ekiminde. Ve bu yeniliklerle birlikte çok daha iyi sonuçlara hastalarımızı ulaştıracağız. Evet, hastanemiz sürekli kendini geliştiren bir hastane ve son sistemleri de burada uyguluyoruz ve teknolojik anlamda da yine burada bu çalışmaları yapıyoruz, öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi hastanemizde burada özellikle biz branşlaşmak istiyoruz. Yani buradaki branşlaşmamızın amacı da saç ekimi plastik cerrahi üzerine yoğunlaşmamızdır. Burada sadece kendi alanımızda hizmet veriyoruz. Yani çok dallara ayırmıyoruz hastanemizi. O yüzden buraya kapıdan gelen her kişi A'dan Z'ye istediği her türlü estetik operasyonunu yaptırabilir.
Peki, çok teşekkür ediyorum bilgiler için. Şimdi Faruk Bey'e rica ederim tabii ki. Dilerseniz Faruk Bey, şimdi Hospital S'de olarak tabii ki birçok uygulamamız var. Ve özellikle zannediyorum talep edilme sebeplerinizden bir tanesi de sakal ekimi ve kaş ekimi ile ilgili çok yoğun talepler almanızdan dolayı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi aslında saç ekimi, sakal ekimi, kaş ekimi. Burada bizim tabii başarılı olmamızı sağlayan en büyük özelliklerden bir tanesi 15 yıllık büyük bir tecrübe var. 15 yıldır bir fiil bütün ekibimiz bu işi yapıyoruz. Sürekli en iyisini, en kalitelisini, en doğalını yapmak için uğraşıyoruz. 15.000'in üzerinde bir hasta referansımız var. Bizzat kendimizin operasyonunu gerçekleştirdiği, anestezi uzmanı ve plastik cerrahların eşliğinde. Tabii bu kadar fazla tecrübe olunca bunların hepsini bütün ekip olarak Hospital S'te de birleştirdik. Tabii 15 yıllık bir tecrübe çok önemli. Bize bazı sonuçları da getiriyor. Özellikle benim kendi saçlarımın ekim olması. İşte o süreci yaşamış olmam. Hastayla bütün empatiyi yapıyor olmam. Bu işe çok fazla yenilik katmama neden oldu. Evet, aslında en iyi referans sizsiniz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Hastalarımız beni gördüğünde, öncesi ve sonrası fotoğraflarımı gördüğünde daha fazla güveniyorlar. Çünkü az önce de söylediğim gibi bütün işlemin sürecini ve sonrasını bizzat yaşamış birisi olarak hastaların konforunu arttırmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bu da bizim diğerlerinden farkımızı ortaya çıkartıyor açıkçası. Diğer firmalardan ayıran farklılıklar, farklı kılan unsurlardan bir tanesi de bu. Ama genel anlamda tecrübe, deneyim ve sizin de referansınızla birlikte Hospital S'de saç ekim merkezi olarak en çok talep edilen hastanelerden bir tanesi. Merkezlerimizden bir tanesi. Kesinlikle. Ben de Türkiye'nin birincisiyiz. Peki, çok teşekkür ediyorum tüm bilgiler için, ama son olarak hem yurt içinden hem yurt dışından bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Güzelliğinize modern bir dokunuş için bizi tercih edin. Buyurun siz. Ben de eklemek isterim aynı sloganı. Çünkü bu sloganla yola çıktık. Evet. Yani güzelliğinize modern dokunuş için biz her zaman buradayız ve her zaman burada olacağız. Tüm yeniliklerle birlikte sizi bekliyoruz. Şimdi de sırada pergola tente sistemleri, branda, çadır imalat uygulaması ve montajı yapan GESA Tente'deyiz. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Kağıthane'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise branda sistemlerine yönelik hizmet veren GESA Tente ve branda sistemlerine konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Salman Geçey ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki burada birçok yaptığımız hizmetler var. Bunları anlatacağız ama öncelikle sizi biraz tanıyarak başlayalım lütfen. Buyurun. Ben 86 Sivas doğumluyum. 99 yılından beri bu çadır branda işiyle uğraşıyorum. Baba mesleğidir. Babamız da Sivas'ta bu yörük çadırlarıyla alakalı çalışmalar yapıyordu. Biz de onun sayesinde yetiştik. Şimdi burada da bu pergola tente, kış bahçesi, açılır kapanır mafsala tente sisteminin imalatını yapıyoruz. İşte Türkiye'nin birçok yerinde kapalı halı sahalar yapıyoruz. Spor salonları kapatıyoruz. Ya çok kapsamlı brand işlerinde faaliyetimiz vardır. Peki bu uygulamaları yaparken nelere dikkat ediyoruz? Ya işte tabii ki şimdi en önde gelen müşterinin memnuniyeti, işin zamanında teslimatı ve işin kesinlikle kalitesi. Estetik görünümü. Bunlar temel noktalar. Ama burada en önemli olan şey müşteri memnuniyeti. Tabii kesinlikle. Öyle değil mi? Kaliteli hizmet. Tabii kesinlikle. Kaliteli hizmet, estetik hizmet ve müşteri memnuniyeti kesinlikle en önemlisidir. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı? Düşüncelerimiz var mı? Yani atölyemizi daha da çok büyütelim, fabrika sistemine geçelim, daha çok personel çalıştıralım, yani daha çok insana katkımız olsun, daha modern yerlerde daha lüks işler yapalım. Tabii kısmet olursa Avrupa'ya sevkiyat yapalım, Avrupa'ya açılalım. Yani hedefimiz bunlardır.
Körfez Su Alt Hizmetleri ve Sanayi Dalgıçlığı 1995 yılında profesyonel sanayi dalgıcı Sadun Mergit tarafından İzmit Körfezi'nde kurulmuştur. Kurulduğu zamandan itibaren uzman kadrosuyla yeni teknolojileri bünyesine katarak üstün kalite ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş ve sektörde iş kalitesi ve başarılarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Marmara Körfezi'nde tam donanımlı ağır hizmet vinçli dalgıç gemisiyle ve uzman sanayi dalgıç kadrosuyla tersanelere, limanlara, fabrikalara ve açıktaki gemilere hizmet vermektedir. Türk Lloyd'u servis sağlayıcı kuruluş onay sertifikasına sahiptir. Sadun Mergüt 20 metre boyunda 6 metre eninde 16 kW 120 kW arasındaki yardımcı jeneratörlü tam donanımlı gemisiyle sualtı kaynak, sualtı kesim, sualtı metallerin kalınlık ölçüm ve raporlanması, boru hatları bakım onarımı, yat ve gemilerin su altında kalan kısımlarının karina temizliği, pervanelerin parlatılması ve sualtı canlı yayın kamera çekimiyle hizmet vermektedir. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının sonuna geldik. Sektörlere rehber olmaya çalıştık. Görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.